Hipotiroidinin gerçekten belirtileri nelerdir? Yani bizde ne varsa ben de acaba hipotiroidim var diyebilirim. Hemen halsizlikten başlıyor. Böyle üstünden geçe geçe bize söyleyebilirsiniz aslında. Evet, çünkü en başta metabolik hızı kontrol ediyor. Yani organlarımızın çalışma hızını kontrol ediyorsa bu organımız bizim. Her organın yavaşladığını düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yukarıdan başlayalım. Resmen beyin. Bir fren yapıyorsunuz yani. Aynen. Beyin yavaşladı. Konsantrasyon bozuluyor. Konuşma yavaşlıyor. Hareketler yavaşlıyor beyin yavaşlayınca diye düşünün. Metabolizma yavaşlıyor. Yani dolayısıyla bizim harcadığımız enerji azalıyor. Enerji harcamamız azalıyorsa ısı üretimimiz azalıyor ve kişi daha çok üşümeye başlıyor. Metabolizma yavaşlıyor. Enerjiyi az harcıyorsak aldığımız enerjiyi yakamıyoruz demektir. Kilo almaya başlayacağız bunun karşılığında. Onun dışında mide bağırsak sistemi yavaşlayacak ve dolayısıyla sindirim problemleri ortaya çıkacak. Hazımsızlık gibi, şişkinlik gibi, kabızlık gibi problemler ortaya çıkacak. Kas ve eklemleri hareket ettirmekte güçlük çekeceğiz bir süre sonrasında. Beyin yavaşlıyor, daha depresif oluyorlar hastalar. Vücuttaki saçların, kaşların dökülmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü belli bir döngüsü var bunların. Yani bir oluşum halkası var diyebilirim. Bir saç ilk dökülmesi, o saç zaman dökülmesi daha çok... bulgulardan bir tanesi. Kadınlarda yine adet düzensizlikleri olabiliyor. Çünkü orayı da doğrudan etkiliyor. Üretkenliği, doğurganlığı değiştiriyor. Erkekte de yine benzer şekilde etkiler yapabiliyor.